Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda bize çok fazla gelen bir soru var. Bir el şakalaşması videosu çekmiştik. Ondan sonra bu şakalaşma üzerine birkaç tane daha soru geldi. Bunlardan bir tanesi de bu arkadaşınızın sürekli omzunuza vurması, omzunuzu itmesi. Buna benzer işte omuz üzerine yapılan hareketlere nasıl cevap verirsiniz çok incitmeden? Birazcık bundan bahsedeceğiz. Başlayalım. Evet, bize neden böyle sorular soruyorsunuz? Hala onu çok merak ediyorum ama dövüş sanatlarında normalde diğer branşlarda böyle çalışmalar bulamazsınız. Bizim branşta da temel çalışmaların uygulamaları bunlara karşı savunma içeriyor arkadaşlar. Yani omzunuza kimse, hiçbir dövüş sanatında rakibin omzuna vurayım falan derdi yoktur. Çünkü asıl hedef burasıdır. Arkadaşlarınızın IQ seviyesinden kaynaklı böyle ya da IQ seviyesinden sıkıntı olanlar böyle şeyler yapıyor olabilir. Başlayalım. Yorumlamaya çalışacağız. Branşınızdaki başka teknikleri bunlara modifiye edeceğiz. Yoksa burada şöyle bir şey çalıştırmıyoruz biz sizi. Biz de ilk defa i̇şte deniyoruz. Şimdi işte arkadaşlar grup dersindeyiz. Arkadaşınızın omzuna yumruk atarken buradan yönlendirme, içeri girin falan tarzı şeyler yok bizde. Surata geleni, burası suratmış gibi düşünerek vücudumun dışına alıp içeri gireceğim. Ne yapalım? Başlayalım. Sinan şaka yapsa bana nasıl omzuma şaka yapar? Hadi yanına. Şşt. Bak lan. Buradan arkadaşlar kafaya yumruk geldiğinde yönlendirip açtığımız gibi omza geldiğinde yönlendirip açıp içeri girebiliriz. Arkadaşınıza şimdi şöyle bir şey olacak. Siz bunu suratına vuramayacaksınız. Adam buradan daha da dirençli bir şekilde gelmeye çalışacak. Ama bunu vursanız İşte o zaman kişinin şeyini kesersiniz, şaka yolunu kesersiniz. Bize şaka yapanı öldürdük falan. Onun için çok şükür de girmedi. Yüzüne vurmayın tabii. Buradayım. Ay. Çok eğlenceliymiş. İçeri giriyorum. Bir de ne yapıyoruz? Buradayım. İçeriden yönlendirip dışarı suratına bir atak yapıyorum. Ne yaptık? Bir dışarıdan, bir içeriden, dışarıdan. Ne yaptık? İçeriden kişiye atak yaptık. Tabii bir tane vurup beklemiyoruz burada. Devamında sürekli bu kavgada gerekiyor. Şakada değil. Şakada da yapabilirsiniz. Şaka yapan yani bir var. Tane öğretmenim vardı. El şakası yapacağına eline bok yuvarla derdi. O ne ya? Benim papa yapısı da buna yakın. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hazır bu konuya değinmişken. Branşta hani direkt buraya yumruk yok ama mesela şunlar var. İşte arkasındadır. Arkasını dönmüştür bana. Hani buradan böyle çekip vuracaktır mesela adam. Siz onu, o benim bir arkadaşımla tartışıyordur. Ben de onu gördüm. Hani gel lan buraya falan deyip çekip bir tane vurabilirim. Bu tarz çalışmalar var branşın içinde. Veya işte yine böyledir. Arkadan buradan itebilir. Veya bir daha döndü. Bir kadındır, bayandır. Hani buradan omuzundan çekmeye tutup mıncırma mı diyeyim artık ne derlerse. Onu yapmaya çalışabilir. Bu tarz branş, yani branşın içinde bu tarz teknikler var. Bunlarda da muhabbet şu. Hani vücudunuzu ben onu buradayken çektiğim için o bana direnmiyor. Direkt bana doğru döndüğü için zaten aslında gösterdiği hareketin aynısını yapıyor zaten. Buradan da bir tane yerleştiriyor. Ben kendimi kendi halimde bırakıyorum. Aynen. Yani gel lan buraya dediğim anda. Direkt kendi kütlemle beraber üstüne yıkılıyorum aslında bir vuruş yapıyorum. Yine diğer, bu da şaka olabilir muhtemelen. Liselilerde genelde bu çok oluyor böyle omzunu falan. Hala mantığını anlayabilmiş değilim ama. O burada şey var. Birisi güç denemesi yapıyor, diğeri de dayanıklılığını ölçüyor muhtemelen. Yani vücudun en zayıf yerini ne kadar güçlendirirsen diğer yerlere yansıdığı için. Vursa bir tane. İşte mi? Ha. Ana! Sekti yemin ediyorum. Evet. Öyle buraya mı? Yok. Yeter. Şimdi aşağıya doğru kalıncalanma var yemin ediyorum. Evet. Bunda böyle bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşınıza vur deyip hani tam vururken dönüp alıp buradan çarpabilirsiniz bir tane arkadaşa. Bu da sizin şakanız olur ona. Böyle bir şey olabilir. Ben olsam yapardım. Yani böyle yine aynı şekilde içeride. Vurayım mı? Vurayım mı? Bir tane vurayım mı? Hadi sıktı vurayım. Buradan içeri direkt az önceki muhabbetin aynısını yapabilirsiniz. İçeri girersiniz. Buradan bir tane yaslarsanız bir daha şaka yapacağını düşünmüyorum. Ya kavga edenler bir güzel döversiniz. İşin ehliyseniz. Zaten o çarparsa aynı. Bunun da haftaya ilk haftası olacak. Disiplinle başlarsınız. Çok güzel bir seneniz geçer. Sömestr'den sonra yapınız onu.
Zaten yeni bir şey çıkmış, Milli Eğitim Bakanı şey demiş, 5 gün devamsızlık yapmazsanız, yani hiç yapmazsanız ödül falan vereceklermiş. Ne verelim? Bilmiyorum ödülünü, belki de. Ne verelim? 50 dolar falan versinler de. Eskiden ne, onur belgesi. Çocuklar geleceğe kurtulsun. Onur belgesi vardı, şimdi de bir şey verirler belge. Hiç devamsızlık yapmamış, al. Neyse, bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Sorduğunuz için cevapladık. Hani normalde böyle bir şey çekmenin de bir şeyi yok, anlamı yok aslında ama işte sorudan geldi. Sıkıldığımız için çektik. Çok fazla geldi. Aynen, o arkadaşlar inşallah izlermiş. Demek için bunu çekiyoruz. Öyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, bol kitap okumalar. Herkese iyi eğitim seneleri.